2025 yılına gelindiğinde tüm dünya uçakların gökten düşmesine neden olacak garip kutup ışıklarıyla kaplanabilir. 2027'de ise okyanus seviyeleri yükselecek ve birçok kıyı şehri sular altında kalacak. Ve 2030'da ozon tabakası çökerek yok oluşa sebep olacak. Kitlesel yok oluşa kadar tüm bu dehşetlerin sözde dünyanın manyetik kutuplarının değişmesinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Eğer siz de buna benzer açıklamalara ya da bir takım videolara denk geldiyseniz mutlaka neler anlatıldığını aşağıya yorum olarak yazın arkadaşlar. Bu arada bu tahminlerin gerçekte ne anlama geldiğini araştırmaya karar verdim. Manyetik alandaki değişimler tamamen farklı nedenlerden dolayı aslına bakarsanız son yapılan açıklamalar sayesinde çözümün oldukça uzağında olduğumuzu görüyorum. İsterseniz gelin bu konunun ya da bu konuların temellerine şöyle bir göz atmaya çalışalım. Gerçekten de yakın bir zaman içerisinde kitlesel bir yok oluş yaşayacak mıyız? Temel sorumuz bu. Cevaplarınızı bekliyorum değerli arkadaşlar. Hem cevaplarınızı yazın hem de videoyu izlemeye devam edin. Bu arada öğrendiğim kadarıyla videolarım sebebiyle kanalımızda Shadow Ban dediğimiz kısıtlama olduğunu öğrendim ve videolarımız üzücü şekilde kısıtlanmış durumda. Bu yüzden desteğiniz çok önemli arkadaşlar. Hemen şimdi 30 saniyenizi ayırıp kanala abone olun, videomuza bir like ve yorum bırakın, paylaşın ve güç verin. Kanala desteğinizle bu sıkıntıyı aşabiliriz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkürler. Ve işte başlıyoruz. Bu gizemli ve merak uyandırıcı serüvende yanımda olun. İlk etapta dünyanın manyetik alanı bizi gerçekten yok edebilir mi sorusu önemli. Bilim adamlarının hala tam olarak bilmediklerini öğrendiğimde ise nispeten şok oldum. Güneş sistemindeki diğer karasal gezegenlerin benzerleri olmadığı için dünyanın manyetik alanının nasıl oluştuğunu bilmiyoruz. Gerçek bu. Aslında yapılan açıklamalarda tam olarak yeterli değil. Birçok aşamada açık noktalar mevcut durumda. Peki gezegenimizin içinde iki çekirdeğin olduğu fikrine ne dersiniz? Diğer taraftan dünyanın içinin katı olduğu yönündeki hakim teori nereden gelmiş olabilir? Demir-nikel alışımı ve erimiş kayadan yapılmış bir dış sıvıdan oluşan ikinci sıvı çekirdek yavaşça soğur ve yükselen ısı dalgaları yayar ve dünyanın dönüşü sayesinde bir konveksiyon akışı yaratır. Bu akışlar spiral şeklinde döner ve temel olarak tüm gezegenin etrafında bir manyetik alan oluşur. Tıpkı bisikletlerde olan ışığı yakmaya ya da elektrik üretmeye yarayan dinamoda olduğu gibi. Dünyanın çekirdeği hakkındaki bu önemli benzetmeyi unutmayın. Çünkü bu daha sonra oldukça değerli olacak. Ama ayaklarımızın altındaki bu manyetik makine nasıl oluştu? 4,5 milyar yıl önce Mars benzeri bir gezegen vardı. Theia adında büyük bir gezegen dünyaya çarptı. Çarpışma gezegenimizin bir kısmını yörüngeye gönderdi ve parçalardan bir tanesi ay olarak kaldı. Ve Theia'nın çekirdeği dünya ile birleşti. Kalıntıları Batı Afrika ve Pasifik Okyanusu'nun altında yer alıyor ve gezegenimizin mantosundaki en yoğun nesnedirler. Bazı bilim adamları Theia'nın demir açısından zengin parçalarıyla birlikte bu çarpışmadan yoğun bir enerjinin açığa çıktığını açıklıyorlar. En azından dünyanın manyetik alanını önemli ölçüde arttırdı. Ancak bu alandaki en iyi uzmanlar bile manyetik kutupların neden coğrafi kutuplarla asla eşleşmediğini açıklayamıyor. Çünkü ilk keşiflerinden bu yana manyetik kutuplar kuzeybatıya yılda ortalama 40 kilometre kayıyor. Ancak daha sonra bu süreç 20. yüzyıl boyunca gerçekten hız kazandı ve kuzey kutbu 1000 kilometreden fazla yer değiştirdi. Ve son 40 yılda yıllar geçtikçe hareket hızı neredeyse 6 kat arttı ve bu aralıklarla olmaya devam ediyor. Yani dolayısıyla dünyanın içinde ve dışında büyük ölçüde bizlerin fark edemediği değişiklikler meydana geliyor. Yani burada kutupların kayıyor olduğu bariz bir şekilde ortada. Bilim insanları 2019'da manyetik kutup değişiminin bilgisayar modelini yarattılar ve bunun nedeninin dış çekirdekten yüzeye yükselen sıcak hidromanyetik dalgalarda yattığı sonucuna vardılar. Bakın bu oldukça önemli bir veri değerli arkadaşlar. Büyütüldüğünde bu dönen bir nesnenin kendisini sallaması sırasında oluşan rezonans gibidir. Ancak kesin bir cevap bulmak zor. 1970'lerden bu yana sadece kutup hareketine ilişkin verileri kullanıyorlar. Bu arada bazı bilim adamları dünyanın çekirdeğinin manyetik alanının yaratılmasıyla bir ilgisi olduğundan açıkça şüphe ediyor. Yani dolaylı da olsa hiçbir şey net değil ve hiçbir şeyden emin değiller. McCormick Mühendislik ve Bilim Okulu'ndan Profesör Gregory her şeyi riske atarak araştırmalar ve açıklamalar yapıyor.
dünyanın manyetik alanının aslında okyanuslar tarafından yaratıldığını söylüyor. Kulağa çılgınca gelebilir ama McCormick, tuzlu suyun elektriği iyi ilettiğine ve sürekli hareket halinde olduğuna, dolayısıyla Kuzey Atlantik akıntılarındaki değişikliklerin sarsıntılı hareketlerle bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor. Bakın, bu açıklama aslına bakarsanız ufuk açıcı. Manyetik kutuplar konusunda akıllar şaşkın ama gerçek şu ki bilim camiası manyetik alanın doğası ve davranışı hakkında net cevaplara sahip değil. Ve bu biraz ürkütücü. En azından bilim insanları manyetik alanın değiştiğini ve dünyada felaketlere neden olduğunu anladılar. Geçtiğimiz günlerde Mezopotamya kil tabletlerinin bileşimini inceleyen arkeologlar içlerindeki demir parçacıklarının mıknatıslandığını fark ettiler. Bu 3000 yıl önce dünyanın manyetik alanının şimdikinden neredeyse 3 kat daha güçlü olduğu anlamına geliyor. Çin, Bulgaristan ve Azorlardan gelen eserlerde de benzer anormallikler gözlemlendi. Bunun anlayabileceğimiz bir açıklaması yok. Ancak eski insanlar bu steroid pompanın manyetik alanını hissetmezlerdi. Çünkü elektronik cihazları yoktu. Ama 1859 yılının Ağustos ayının sonlarında İngiliz gökbilimci Richard Carrington'ın inanılmaz derecede güçlü bir şeye kendi gözleriyle şahit olmasıyla her şey değişti. Güneş patlaması dünyaya girerken genellikle bizi bu tür emisyonlardan koruyan manyetik alanıyla hareket eder. Yüklü plazma patlaması benzeri görülmemiş bir jeomanyetik fırtınayı tetikledi. Amerika'da gece gökyüzündeki yeşil ve kırmızı ışıklar nedeniyle gündüze dönüştü. Bu tür auroralar genellikle sadece Kuzey Kutbu enlemlerinde görülürdü. Ancak o zamanlar Küba, Jamaika ve Hawaii'de bile görüldüler. Bu arada telgraf esas olarak o dönemin interneti. Telgraf cihazları ve kağıtlar yandı. Bu güneşi tetikleyen ilk belgelenen süper fırtınaydı. Bilim adamlarının tahminlerine göre kayıtlı tarihteki en yoğun jeomanyetik fırtına. Benzer bir olay bizi yakın gelecekte bekleyebilir. Zira bilim adamlarının tahminlerine göre güneş son 3 yıldır oldukça aktiftir. Eğer güçlü bir patlama olursa güneş aktivitesinin etkisi 2025'te olabilir. Ve bu dünyaya çarptığında manyetik alan gezegenin yüzeyinde elektrik akımları üretecektir. Eğer çok güçlüyseler, hatta kapatılsa bile bütün elektronikler kulağa korkunç geliyor olsa da büyük oranda arıza yapabilir. Ama kıyamet tahminlerinden kaynaklanan kitlesel yok oluşlara ne dersiniz? Yani durum aslında oldukça karmaşık. Liverpool Üniversitesi'nden bilim adamları döngüsel değişiklikleri incelediler. Yaklaşık 120 milyon yıl önce Doğu İskoçya'daki Strathmore ve Klingon antik lav akıntıları boyunca milyonlarca yıl süren manyetik alanda jeomanyetik alanın yoğunluğunun bilim adamlarının bu dönemi orta dönem olarak adlandırdığı bugünkü seviyenin dörtte birinden daha az olduğu ortaya çıktı. Yani şu anda insanlar nispeten bu elektromanyetik alanı yaşamaya başladılar ve eskiye nazaran daha güçlü durumda. Bir şekilde bunu fark ediyoruz ya da duruma alışıyoruz. Paleozoik dipol düşük ve bu 200 milyon yıl süren bir döngünün sadece küçük bir parçası. Manyetik alan, o zamanlar Mezopotamya'da olduğu gibi çok zayıftan anormal derecede güçlüye doğru dalgalanıyor. Ancak bu tür dalgalanmaların dünyadaki yaşam üzerindeki sonuçları pratik olarak incelenmedi. Ancak bazı bilim adamları durumun ciddiyetinin farkında. 359 milyon yıl önce Devonian ve Karbonfiber dönemlerinin sınırındaki kitlesel yok oluş, o dönemde manyetik alanın en zayıf okumalarına denk gelen güneşin ultraviyole ışınımının artan seviyesi nedeniyle meydana geldi. Yani ozon koruyamıyordu. Güneş rüzgarı ve kozmik radyasyondan gelen katman canlılara zarar verdi ancak kıyamet tahminleri manyetik alanların zayıflamasından değil onların yer değiştirmesinden bahsediyor ve burada manyetik alanın tersine çevrilmesi olarak adlandırılan şeyin bunu biraz fazla abarttığını söyleyebiliriz. Fakat kutupların yer değiştireceği zaten kutsal kitaplarda dile getirilmiş durumdadır. Geçmişte birkaç kez meydana geldi, günümüzde ya da yakın gelecekte yeniden yaşanacak gibi görünüyor. Yani bir gün mutlaka bu olacak ve anladığımız kadarıyla bu yavaş da olsa olmaya başladı. Mühendis ve etnolog olan John Thomas'ın yazdığı kitabı okudum. Bu kitapta manyetik kutuplarda ve dünyanın kabuğunda temelde bunlarla birlikte eş zamanlı kaymalar olduğu fikrini destekliyor. Ve Thomas'ın iddiasına göre bu büyük depremleri ve volkanik patlamaları tetikleyen şey. 7000 yıl önce meydana gelen patlamalar, dev tsunamiler kıyı şeridine çarptı ve tüm topraklar birkaç gün boyunca tamamen sular altında kaldı. Bu en büyük seldir. Aslında bu kıyamet senaryosu 2012 filminde bile yer aldı.
Ancak bilimsel açıdan bakıldığında bu tam bir kutup değişimidir. Bu, yer kabuğunun mantoya çok sıkı yapıştığı anlamına gelmez. Ayrıca bilim insanları son 83 milyon yılda kutupların en az 183 kez kitlesel felaketlerin yaşandığını saptadılar. Ortalama olarak birkaç kez kutup değişiminin gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Ve bu sonuçsa inanılmazdır. Ama şunu anlayın ki bu en son kabaca 780 bin yıl önce gerçekleşmişti. Görünüşe göre modern insanlar hiçbir zaman kutupların tersine dönmesini deneyimlememişti ve dahası bu ciddi şekilde gecikmiş durumdadır. Ve olası tahminlerle nispeten oynanıyor ama en azından bunun manyetik alan için öyle göründüğünü ya da bu sonucu yaşamak üzere olduğumuzu düşünebilir miyiz? Alanı çevirebilmek için öncelikle kutupların çok zayıflaması gerekiyor ve son 3000 yılda neredeyse yok olmuş olması gerekiyor. %30 oranında zayıflamış ancak manyetik kutupların yer değiştirmesi için bu düşüşün en az %90'a ulaşması gerekiyor ve mevcut tahminlere göre bu günümüzde yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Fakat büyük ölçüye baktığımızda nispeten yavaş ilerliyor. 2025'te ama daha çok 3025 gibi görünüyor. Gökten uçakların düştüğünü gösterecek kadar yaşamayacağız ama o zaman bile bu büyük olasılıkla dünyadaki tüm yaşam için bir tehdit değil, sadece elektronik düzen için inanılmaz bir yıkım olacak. Ancak düzinelerce video içeren kanallara baktığımızda kıyametler hakkında birçok olasılık sunuluyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde nispeten 2030'a kadar insanların yok oluşa uğrayacağı anlatılıyor. Çok fazla heyecanlanmanızı istemem ama öyle bir şey olmayacak değerli arkadaşlar. Manyetik alanın zayıflaması %90'da durmazsa ne olur diye merak ettim. Yani işte viral videolarda duymayacağınız manyetik kıyametle ilgili gerçekler. Bu bilgilerden daha önceki birkaç videomda bahsettiğimi hatırlıyorum. Dünyanın iç yapısı hakkında çok önemli bulgular olabilir. Bu Ocak 2023'te Pink Üniversitesi, Zhixiao Dongsong ve Yinyang'dan araştırmacılar 2009'da dünyanın iç katı çekirdeğinde süper tuhaf bir şey fark ettiler. Hareket neredeyse durmuştu ve sonra dünyanın dönüşünün ters yönünde hareket etmeye başladı. Buna inanmak ya da bilimsel olarak açıklamak son derece zor. Bilim insanları bu konu üzerinde düşünüyor. Bu süreç bir salınım gibi çalışır ve çekirdeğin bir dahaki sefere hareketini değiştireceği zamanı beklemek gerekiyor. Ve bu değişim belki de 2040'tan biraz daha kısa bir süre sonra olacaktır. Ancak manyetik alanın nasıl oluşturulduğunu tam olarak anlamadığımız için ya bu havada kalan süreçler zayıflamakla kalmayıp tamamen devreden çıkarsa ya da nispeten her şey kapanırsa ya da durursa ne olacak? Güney Atlantik'teki manyetik alanın garip bir şekilde zayıf olduğu bir bölge var ve bu delik yavaş yavaş büyümeye devam ediyor. Kimse tam olarak nedenini bilmiyor ama bu nedenle uzay görevleri yüklü parçacıklar sayesinde bu tip alanlardan uzak tutuluyor. Manyetik alan artık korunmuyor ve herhangi bir nedenden dolayı bu anormallik tüm gezegene yayılırsa bu da alanın tamamen kapanması ya da dünyayı açıkta bırakması anlamına geliyor. Yani bildiğimiz Houston şu anda Houston değil. Büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Konu hakkında çok fazla şey bilmiyoruz ve dolayısıyla neler olduğunu ya da neler olacağını da tam olarak bilmiyoruz. Dünyanın manyetik alanı, güneş rüzgarlarından gelen yüklü parçacıkları hapsediyor. Onlarca yıldır Van Allen radyasyon kuşağı olarak bilinen şeyi yaratan bu kuşaklar, uzak yörüngeye ulaşmaya çalışan herhangi bir uzay aracı için büyük bir baş ağrısı olmuştur. Çünkü manyetik alan aniden kapandığında bu bölgelerdeki radyasyon seviyeleri nükleer santrallerdekinden 10 kat daha yüksektir. Bu NASA için kötü bir haber ve işte bu nedenle doğal koruma olmadan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki uydular ve astronotlar Artemis Ay misyonunu ve aslında önümüzdeki birkaç yüzyıl boyunca yapılacak herhangi bir uzay yolculuğunu ve etrafta dolaşmayı kelimenin tam anlamıyla imkansız kılacaktır. GPS uyduları yandığı için dünya hiç de kolay bir yer olmayacak. Eski tarz pusulalar bile bizi kurtaramayacak çünkü onlar kuzeyi değil, demir cevheri gibi yatakları en yakın manyetizma kaynağına sahip olan alanları gösterecek. Ve kaybeden sadece biz olmayacağız. Yolunu manyetik çizgilerle yön değiştiren kuşlar göçler sırasında kaybolacak. Deniz kaplumbağaları ve ıstakozlar denizlerde amaçsızca dolaşacak. Çünkü normal şartlarda birçok hayvan yönünü manyetik alanlar sayesinde bulabiliyor.
Ancak potansiyel olarak ölmeleri sadece bir başlangıç olacak. Böcekler yönlerini kaybedecek ve bitkileri tozlaştıramayarak, besin zincirlerini kırarak kıtlığa yol açacak. Peki kıt kaynakları yeniden dağıtmak için koordinasyon sağlamaya ne dersiniz? Bunu tamamıyla unutabiliriz. Böyle bir sistem kesinlikle yaratılamayacak. Bunu 1859'daki Carrington olayı gibi bir sonraki güneş patlamasından dolayı tam bir teknoloji çöküşü yaşanacak. Manyetik alan yüklü plazma olmadan elektrikli cihazlarımıza doğrudan çarpacak ve o anda iletişim kopacak. Çok uzun bir süre hiçbir şekilde iletişim olmayacak. Elektrik bile üretilemeyecek ve sanki bu yeterince kötü değilmiş gibi güneş ozon tabakasını yok edecek ve bizi ultraviyole ışınları altında yavaş yavaş kızarmaya bırakacak. Biliyorum bunlar endişe etmenize yol açan sözler. Fakat durum bu değerli arkadaşlar. Şu anda elimizdeki teknoloji çok önemsiz ya da değersizmiş gibi geliyor olabilir. Fakat en basit ihtimalle elektronik dalgalanmalar gelecekte dünyayı çok ciddi bir oranda sarsarak etkilenmesini sağlayacak. Hiçbir güneş kreminin sizi koruyamayacağı kadar kavurucu bir plaj gününü hayal edin. Ve dahası işte o şekilde korumasız kalacağız. Dahası önümüzdeki birkaç dakika içerisinde cilt kanseri hemen ortaya çıkacak. Yüzyıllar boyunca güneş rüzgarı manyetik alandan hiçbir dirençle karşılaşmadan dünyanın atmosferini kademeli olarak bitirecek. Bu zaten Mars'ın manyetik alanı kapandığında gezegenin başına gelmişti. Böylece dünya çölleri soğuk ve dışarıya çok az oksijen çıkan kızıl gezegene çok daha fazla benzeyecek. Sanki Everest Dağı'nın tepesindeymişsiniz gibi donmaya ve nefes nefese kalmaya başlayacağız. Şimdi bu gerçek bir kıyamet senaryosu aslında. Kutupların tersine dönmesinden kaynaklanan felaketlerden farklı olarak kimsenin hakkında konuşmadığı bir senaryo. Acı ama gerçek. Yani evet, manyetik alan bizi gerçekten öldürebilir. Ancak eğer olursa tamamen ortadan kaybolabiliriz. Ya da bilim adamları kesin olarak konu üzerinde açıklama yapmazlarsa aslına bakarsanız neyin içerisinde olduğumuzu büyük ihtimalle anlayamayabiliriz. Ya da yeterli zamanımız olmayabilir. Bu senaryonun ne kadar olası olduğunu unutmayın. Çünkü alanın ilk etapta nasıl oluştuğundan hala emin değiliz. Ama gerçekten dünyanın koruma alanları ortadan kaybolursa onu yeniden başlatmanın bir yolunu da keşfetmek gerekiyor. Bu konuda bilim adamları benzer bir proje üzerinde çalışıyor olabilirler. Mars için ilk önce ona bir asteroid fırlatıp ay benzeri bir uydu yaratmayı planlıyorlar. Ardından bir dizi yeraltı nükleer patlamasıyla çekirdeği ısıtacaklar. Kulağa destansı geliyor. Ama ne kadar uygulanabilir ya da gerçeğe dönüştürülebilir kesinlikle tahminlerin çok çok ötesinde. Belki de bunu hiçbir zaman deneyemeyeceğiz. Dünya genelinde manyetik alanımız orada oldu ve bizi ölümden güvenilir bir şekilde koruduğu için minnettar olmakta fayda var gibi görünüyor. Güneş patlamaları sırasında elektronik cihazlarımıza ne kadar hakim olabiliriz bilemiyorum. Fakat internet olmadan birkaç yıl hayatta kalabileceğinizi düşünüyorsanız, ki bu nispeten mümkündür, aşağıya yorumlarınızda lütfen bana bu konu hakkında düşüncelerinizi yazın değerli arkadaşlar. Ben Volkan Çelik, gizemleri ve büyük soruları birlikte paylaşmaya ve cevaplamaya devam ediyoruz. Yeniden görüşeceğiz. Kanalımıza abone olun, bildirim zilinizi mutlaka açın, yorumlarınızı yazın, like'ınızı bırakın ve videomuzu kendi sosyal mecranızda elinizden geldiğince paylaşmaya çalışın arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi kanalımızın üzerinde önemli derecede bir kısıtlama mevcut durumda. Yazdığınız ve göstermiş olduğunuz desteğin her aşaması kanalımız ve dolayısıyla benim için oldukça önemli. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşeceğiz.